bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğruna can veren olursa vatandır. Evet, bir toprak parçasını sıradanlıktan kurtarıp onu vatana dönüştüren en önemli unsur onun için bedel ödemektir. Bu bedellerin en âlisi, en yücesi, en kutsanmışı vatan için canın feda edilmesidir. Bu topraklar yüzyıllar boyunca vatanı için, bayrağı için, milleti için, ilahi kelimetullah için canını seve seve feda eden kahramanlarla doludur. Büyük Türk milleti yüzyıllar boyunca üç kıtadaki hakimiyetiyle bütün dünyaya nam salmış ama 1900'lü yıllardan itibaren de var olma mücadelesini vermiştir. 1900'lü yıllardan itibaren 7 düvele karşı vermiş olduğumuz bu kahramanlık destanıyla, kanımızla, canımızla, erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla kurtuluş savaşımızı yapmışız, istiklalimizi kazanmışız, bu savaştan alnımızın akıyla çıkmışız. Büyük Türk yurdunun mütemmin bir cüzü olan Elazığ'ımız da bu kahramanlarla doludur. Bunlardan bir tanesi de Şehit Fethi Sekin'dir. Bundan 5 yıl önce İzmir Adliyesi'ni kana bulamak isteyen, masum canlara kıymak isteyen hain terör örgütü mensuplarına karşı tepelerine şahince inen kahraman Fethi Sekin'imiz çocuklarını düşünmeden, eşini düşünmeden, ailesini düşünmeden masum canlara bir şey olmasın diye gözünü kırpmadan ölümsüzlük şerbetini içmiştir, Rabbimize yürümüştür. Bizlere düşen en önemli sorumluluk bu kahramanlarımızın ismini unutmamak ve unutturmamaktır. Bu minvalde yapmış olduğumuz Baskil'imizin Doğancık köyünde şehidimiz adına yapmış olduğumuz külliyemizde içerisinde konferans salonunun, kütüphanesinin, eğitim atölyelerinin, mescitlerinin olduğu bu külliyede inşallah gençlerimiz burada faaliyetlerini yürütecekler. Şehidimize dualar okuyacaklar ve isminin gelecek nesillere taşınmasında inşallah katkı sunacaklar. Ben bu külliyemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu gibi Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, sizler bilemezsiniz. Evet, şehitlerimiz sadece bedenen aramızda değillerdir. Onlar yüce makamın kıymetli misafirleridir. Rabbimizin övgüsüne mazhar olmuş kimselerdir. Rabbim şehidimize rahmetiyle muamele etsin. Rabbim şehadetini kabul etsin ve ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı, bu güzel açılışta bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Rahmet eyle ya Rabbi. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Makamlarını cennet eyle. Allah'ım devletimize, milletimize zeval verme ya Rabbi. Asırlardır İslam'ın müsaadenizle. Çekiyorum efendim.